Merhaba arkadaşlar, ben Haluk Seyit, edebiyat öğretmeni. Söz verdiğimiz gibi pazar akşamları edebiyat videolarıyla karşınıza çıkacağız demiştik. Öyle de yapıyoruz. Umarım bir aksilik olmaz, aksaklık olmaz. E, teknik anlamda olursa da bu olur. E, i̇nşallah buna fırsat vermeyiz diyorum. E, i̇lk videomuzla edebiyattaki ayet edebiyattaki ilk videomuzla başlayacağız işe. Fakat e, bazı şeyler söylemek istiyorum başlangıçta. Nedir? Haftada bir video mu gelecek sorusu var çok fazla ee, arkadaşlar TET Türkçe ve AYT Edebiyat olmak üzere haftada iki videoyla karşınıza çıkacağım ama bunun dışında bazı konuları hızlandırmak ve desteklemek adına sürpriz videolarımız hafta içerisinde olabilir. Bu süreç içerisinde gerçekleşecek bir durum. Fakat şunu söyleyebilirim ki Nisan sonu Mayıs başı gibi bütün konuları TYT Türkçe ve AYT Edebiyat adına bütün konuları bitirmeyi planlıyorum. Hatta aralara da bir takım rehberlik ve bir takım soru tahmin videoları yerleştirmeyi, kitap tanıtımları yapmayı, bunun dışında sesli şiir ve öykü örnekleri vermeyi planlıyorum ve bu şekilde edebiyatı yaşar hale gelmenizi sağlamak istiyorum. Bunlarla doyacağız, sanatçıları daha iyi tanıyacağız, eserleri daha iyi tanıyacağız diye düşünüyorum. Kesinlikle bunları da takip edin istiyorum. Aralarda dediğim gibi sürpriz videolarımız olacak. İlk konumuzla AYT Edebiyat ilk konumuzla hadi başlayalım. Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri. Bu başlık altında aslında başka şeyler de söyleyeceğim. Geniş bir şekilde bir ünite şeklinde aldığımı belirtmek istiyorum. Öncelikle edebiyat nedir? Edebiyat olay, düşünce ve duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü ya da yazılı bir şekilde etkileyici olacak kıvamda aktarılması, sanat olarak biçimlendirilmesi, sanat olarak tanımlanmaktadır. Karşımızda tanımımızı görmektesiniz. Bunun dışında sanat nedir diye sorarsak eğer bir duygu tasarı, güzellik ve benzeri bir takım şeylerin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık ürünü diyebiliriz. Güzel sanatlar denildiğinde aklımıza ne gelecek? Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro ve benzeri insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar güzel sanatlar olarak tanımlanmaktadır arkadaşlar. Peki güzel sanatların sınıflandırılması nasıl? Klasik bir sınıflandırma var karşımızda. Bunun dışında da tabii ki sınıflandırmalar var ama bizim çoğunlukla karşımıza çıkan sınıflandırma budur. Bilmemiz gerekenler budur. Nedir? İşitsel diğer ifadeyle fonetik sanatlar. Bunlar edebiyat ve müzik Edebiyatın işitsel olması tabii ki sözlü edebiyat kültüründen kaynaklı olması ve kulağa kafiye, redif gibi konular açısından, iç ahenk gibi konular açısından kulağa hitap ediyor olmasından kaynaklıdır. İkinci kategorimiz görsel plastik sanatlar. Bu denildiğinde nedir aklımıza gelecek olan resim, heykel ve mimaridir arkadaşlar. Resim, heykel ve mimari. Son olarak da dramatik Ritmik sanatlar, bu daha çok göstermeye dayalı, harekete dayalı sanatlar olarak değerlendirilebilir. Nedir? Tiyatro, sinema, dans, opera, operet gibi, bale gibi e, türler, sanat dalları bu kategoriye girmektedir arkadaşlar. Bunlar da e, bu şekilde ifade edilebilir, sınıflandırmanın alt başlıkları olarak söylenebilir. Şimdi sanat eserinde olması gereken özellikler nelerdir? Bir kere bir sanat eserinde Sanatçının yaratıcılığı ortaya konmalıdır. Yani daha önce ortaya konmamış bir ürün olmalı, estetik olmalı, yani güzellik olmalı. Bunun dışında bir sanat ürünü evrensel değerler taşımalıdır. Yani tüm dünyaya hitap etmeli, tüm dünya insanlarını kucaklayabilmelidir. Bunun dışında insanları etkilemelidir, etkileyebilmelidir, sarsmalıdır. Burada tabii etkileyicilik deyince hemen Orhan Pamuk'un Yeni Hayat isimli romanının ilk cümlesi aklıma geliyor. Ne diyordu orada da? Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Herhalde etkileyicilik ifadesini en iyi özetleyen sözlerden birisidir. Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Bu kadar etkilendik. Özgünlük bir diğer maddemiz. Sanat eserinde bulması gereken bir değer özellik özgünlük. Yani başkasına benzememem. Yepyeni bir ürün olma özelliği ve öznel olması meselesi yani sanatçıya ait olan bir takım değerleri, duygu ve düşünceleri barındırması gerekmektedir. Bir sanat eseri kişisel bir takım değerleri kapsamalıdır. Şimdi de edebi metinler ile bilimsel metinleri karşılaştıralım. Şimdi edebi metinler özneldir. Az önce aslında sanatsal metinler diğer ifadeyle edebi metinler yerine bu ifadeyi de kullanabiliriz. Sanatsal metinler, bilimsel metinler için de öğretici metinler ifadesini kullanabiliriz. Edebi metinler yani sanatsal metinler öznel olmalıdır. Yani kişisel özellikler barındırmalıdır. Oysa bilimsel metinler nesnel, objektif olmalıdır. Yani kişiselliğe, duygusallığa, hayale yer vermemelidir arkadaşlar. Düşünsenize bir e, kimya e, ya e, formülü aktaracaksınız yazılı olarak bir belge olarak metin olarak işte falancadan falanca kimyasaldan şu kadar mililitre falanca kimyasaldan bu kadar mililitre katılması gerekiyor karışım elde edilebilmesi için burada kişisel bir takım şeyler söylüyorsunuz e, bu mümkün müdür tabii ki değil e, evet edebi metinler kurgusaldır bilimsel metinler ise kesinlikle gerçeğe dayanır kurgu kurmaktan geliyor biliyorsun. Edebi metinlerde gerçeği gerçekten evet yararlanabilir ama yazar bunu gerçeklikten aldığı duygu ve düşünceleriyle birleştirir, kendi potasında eritir ve tekrar yepyeni bir ürün olarak yani kurgu olarak sunar. Tamamen gerçeklere yaslanmaz. Fakat bilimsel metinler böyledir. Gerçeğe yaslanır. Edebi metinlerde duygu ve hayaller ön plandadır. Düşünce boyutu işin bilgi boyutu çok çok gerilerdedir. Oysa bilimsel metinlerde akıl ve mantık ön plandadır. Bunu da ekleyelim. Edebi metinler yaratıcılığa hayallere dayanır, oysaki bilimsel metinler araştırma, inceleme ve nesnel verilere dayanmaktadır. Edebi metinler estetik zevk vermeye hedefler. Okuyucuya estetik zevk vermek onların gönüllerine hitap etmektir amacı. Esası budur. Bilimsel metinlerde ise insanlığa yararlı olmak meselesi söz konusudur. En basit bir örnek verirsek işte nedir? İşte elektrik, Elektrik bütün insanlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Yarar sağlamaktadır yani. Güzel ulaşmak amaçlanmaktadır edebi metinlerde. Yazarın böyle bir amacı vardır. Güzel olanı, estetik olanı oluşturmayı hedefler. Fakat bilimsel metinlerde aman çok güzel olsun bizim formülümüz gibi bir dert söz konusu değildir. Orada doğrulara ulaşmak gibi bir hedef vardır. Bu da dikkate alınmalı. Edebi metinlerde sözcükler... Yepyeni anlamlar kazanabilir, yan anlamlar, mecaz anlamlar kazanabilir, yeni bağlamlarda yepyeni anlam genişme, genişlemeleriyle karşılaşabiliriz. Oysaki bilimsel metinlerde sözcükler gerçek anlamıyla kullanılır. Bu anlamda düşünüldüğünde edebi metinlerde çok anlamlılık vardır. Oysaki bilimsel metinlerde ee, tek anlamlılık söz. Konu, e, konusudur. Tek anlamlılık, tek boyutluluk söz konusudur anlamsal açıdan. Edebi metinlerde soyut kavramlar ele alınır. Yani duygu ve hayaller dememiz aslında buradan. Dikkat edin, maddeler birbiriyle aslında bağlantılı. Yani öznel olması, duygu ve hayal olması kişisel, duygu ve hayal, soyut. Bütün bunlar kurgusal. Bütün bunlar aslında birbiriyle bağlantılı. Hatta biraz e, hani o mantık silsilesini yaşattığımız anda Tek bir maddeyi bile hatırlamak diğer 7-8 maddeyi sıralamamızı sağlayabilir. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Bilimsel metinlerde somutluluk vardır. E, soyutluk yoktur. E, buna da e, dikkat edelim diyorum. Edebiyatın ilişkili olduğu bilimler yani edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi meselesine dikkat edelim. Biliyorsunuz ki edebiyat birçok bilim dalıyla ilişki halinde. Örneğin e, Peyami Safa'nın bir Cingöz Recai serisi var. Bilen bilir. Ser, e, bunu da tabi server vedi takma adıyla kaleme aldığı Sanatsal yönü biraz zayıf olan eserler hatta kendi ismini vermemesinden e, vermemesi buradan gelir. Bundan kaynaklanır. E, burada ne vardır? Polisiye vardır. Aynı zamanda e, bir takım sosyolojik ve psikolojik tespitler vardır. Yine Peyami Safa'nın aynı yazardan gidersek eğer 9. acıya Koğuş'unda bildiğiniz gibi hasta bir gencimiz vardır 16-17 yaşlarında bu gencimiz işte bacağı kesilmek noktasındadır. Gitgellerle hastanelere vakit geçirmektedir. Zorlu, acılı bir süreç anlatılır. Psikolojik açıdan zaten psikolojik bir romandır. Müthiş bir eserdir. Bununla beraber örneğin hatırladığım bir ilaç ismi var oradan. Cordial e, ismini hatırlıyorum. E, cordial yani tıpla alakalı bir sürü şey e, ifade edilmekte. Yani tıp bilimiyle alakalıdır eserimiz. Bütün bunlar dönemin özelliklerini yansıtmakta, bir felsefeyi yansıtmakta, değil mi? Yine yalnızız da Peyami Safa'nın bir felsefe söz konusudur. Özellikle aynı yazar üstüne gittiğimi belirtmek istiyorum. Yani bir yazar da aynı zamanda birçok bilim dalından yararlanır. Bu eserinde başka, bir diğer eserinde bambaşka bir bilim dalından yararlanabileceğini belirtmek istiyorum. Tarihten çokça yararlanıldığını, tarihi romanlar olduğunu biliyoruz. E işte Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin insanları gibi eserler Osmancık ilk aklıma gelen eserler Küçük A bu kategoriye girmekte. İşte sosyolojiden fazlasıyla yararlanan eserler var. Örneğin dünya edebiyatından örnek verirsek eğer Dostoyevski'nin eserlerini sıralayabiliriz bu anlamda. E, suç ve Ceza'yı söyleyebiliriz ya da Victor Hugo'nun Sefiller isimli romanını burada hatırlatabiliriz. Felsefe Özellikle egzistansiyelist eserlerde bu felsefenin ağırlıklı olduğunu ya da postmodernist eserlerde de karşımıza çıkabiliyor. Felsefeye ağırlık verdiğini biliyoruz. Yani bir düşünceyi, bir ütopyayı bize sunabilirler. Özellikle ütopyalardan çokça yararlanıldığını, bunun felsefeyle ve aynı zamanda sosyoloji ile alakalı olduğunu söyleyebilirim. Örneğin George Orwell'ın 1984 ya da Hayvan Çiftliği isimli eserlerini burada saymakta yarar var coğrafyayla sıkı sıkıya bağlıdır sanatçı. Betimlemelerinde özellikle sanatçıların yaşattığı yerleri bu anlamda çok iyi anlatır ve tanıtır. Bunu da belirtelim. Özellikle Yaşar Kemal'in romanları hemen aklıma geliyor. Burada işte bir Çukurova manzarası bize çizer. Birçok romanında bu sanatçımız yine Orhan Orhan Kemal aklıma geliyor. Adana çevresini, Torosları anlatan bir yazar olarak onun betimle, betimlemeleri biraz daha geri plandadır ama yine de kayda değerdir. Evet bu şekilde edebiyatın diğer bilimlerle alakalı olduğunu, ilgili olduğunu söylemekte yarar var. Bir diğer konumuz alakasız gibi konu, görünebilir ama bu başlıklar e, birinci üniteyi kapsıyor. Özellikle örnek akademiden e, çıkan e, kitabımız YKS Edebiyat Bilgileri Soru Bankası birinci üniteyi çözebileceksiniz bu konuları işledikten sonra şu an. Dil nedir sorusunu soruyoruz. Dil nedir? Anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır. Dikkat edin insanlar arası anlaşmayı sağlayan ve doğal yapay değil yani kendiliğinden gelişen bir araçtır. Canlı bir varlıktır. Canlılığı şuradan gelir insanlar aracılığıyla yaşar varlığını devam ettirir ve hatta gelişimini sürdürür. Yani yeni kelimeler katılabilir, kelimeler yeni anlamlar kazanabilir. Gizli bir anlaşmalar sistemidir. Bu dil açısından, dil bilim açısından çözülemeyen bir durumdur. Yani ilk defa bir dil nasıl ortaya çıktı? Bu yazılı belgelerle takip edilemediği için sözlü ürünlerde kalıcı olmadığı için gizli anlaşmalar sistemi olarak değerlendirilir. Karanlık çağ diye nitelendirdiğimiz bilinmeyen dönemde böyle bir anlaşma gerçekleşmiştir. Sosyal bir kurumdur çünkü toplumu birbirine kenetler, birbirine bağlar. İnsanların iletişim aracıdır. Birbiriyle anlaşmasını sağlar ve aynı zamanda dil kurallar bütünüdür. Dikkat edin istediğiniz kadar uğraşın bir dili bozamazsınız, bir dilin özelliklerini bozamazsınız. Bunun ne kadar yabancı kelimeler dilimize katmaya çalışsak da belli bir süre sonra adeta dilin bu kelimeleri kustuğunu ve bünyesinden bir mikroba atar gibi attığını söyleyebiliriz. Örnek, yeni lisan makalesini hatırlamanızı istiyorum. Milli edebiyat döneminde Ömer Seyfettin imzalı ortaya çıkan Ali Canip yöntem Ziya Gökalp'in de düşüncelerinin yer aldığı yeni lisan makalesinde. Bu gerçekleşmiştir. Dil hareketinde bu gerçekleşmiştir. Yabancı kelimeler adeta dil tarafından kusulmuştur. Yine onun koruyucusu dil bilimciler ve sanatçılar tarafından. Canlı bir varlık olduğunu söyledik. Sosyal bir varlık olduğunu söyledik. Ve bir ortaklık olduğunu, ortak payda olduğunu söyledik. Yani başka örnekler de verilebilir tabii ama Türkiye'nin en zengin insanı ile en fakir insanı arasında ortak bir nokta vardır. O da Türkçeyi konuşuyor olmalarıdır. Evet kültürün özelliklerinden ve işlevlerinden bahsedeceğiz şimdi. Öncelikle kültür tanımıyla başlayalım. Bir toplumun, bir milletin geçmişten bugüne kadar beraberinde getirdiği maddi manevi tüm değerler bütünü kültür olarak tanımlanır. Dolayısıyla kültür, edebiyat ve dil başlıklarının tek bir konu videosu içerisinde yer alması da tek bir ünite içerisinde yer alması da bundan ileri gelmektedir. Öncelikle kültürün tarihsel olduğunu belirtmemiz gerekiyor ki az önce yaptığım tanım içerisinde geçmişten bugüne meselesinde tarihsel meselesi tarihsel maddesini de görmektesiniz aslında. Bunun dışında dil aracılığıyla nesilden nesile aktarıldığını ve bu şekilde öğrenildiğini, sosyal bir öğrenme sonucu gerçekleştiğini de belirtmekte yarar var. Bununla beraber kültürün tek bireysel olmadığı tüm toplumu ilgilendirdiğini belirtelim. Bu nedenle toplumsal bir olay olduğunu da olgu olduğunu da söylemekte yarar var. Sözlü kurallar bütünüdür. Töre, adet, gelenek bu şekildedir. Ne diyor? Töremizde böyle. Bu şekilde davranman, bu şekilde düşünmen gerekiyor şeklinde olduğunu hatırlatalım. Uyulması gerekmektedir. Uymazsanız eğer topluma aykırı davranmış olursunuz ve toplum tarafından dışlanırsınız. Bununla beraber kendine özgüdür, kendine hastır. Her toplumun kendine özgü kültürel değerleri vardır, yaklaşımları vardır ve dil yoluyla aktarıldığını nesilden nesile ifade ettik az önce de. Bununla beraber kültürün işlevleri nelerdir? İnsanlara değerleri öğretir. Bu anlamda önemlidir kültür. Toplumsal uyumu sağlar. Yani özellikle yazılı kültürün olmadığı bir dönemde kültürün varlığı çok çok önemli bir noktadır. Dolayısıyla onları adeta bir kurallar bütün halinde nasıl davranılması, nasıl konuşulması, nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde yönlendirir ve kendi içinde katıdır, serttir. Bireylere kimlik kazandırır aynı zamanda. Yani ben Türk töresine göre, Türk kültürüne göre hareket ettiğim için özellikle farklı platformlarda, farklı ortamlarda, belki yurt dışında kendi kimliğimle varlığımı sürdürmeye devam edebilirim. Toplumları... Bu anlamda birbirinden ayırmaktadır ee, aynı zamanda. Ayırt edici bir özelliğe sahiptir. Bu güzel bir şeydir. Yani kendine özgürlük, kendine haslık da e, güzel bir şey olarak değerlendirilebilir. Bugünlük videomuz burada sona erdi. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tyT Türkçe konumuzla devam edeceğiz. ikinci başlığımızla. Bunun dışında YKS e, AYT Edebiyat içinde pazar günü akşam sizleri buraya bekliyorum. Güzel şeyler yapacağız. İnşallah bu seri bir şekilde devam edecek. Kitaplarımıza 100 Temel Eser Paragraf Soru Bankası'na dikkat edelim. Çünkü bu eserde 100 eserle ilgili, 100 önemli eserle ilgili bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Bunun dışında 2018 AYT'de soru tutturan YKS Edebiyat Bilgileri Soru Bankası kitabımızı Örnek Akademi yayınlarından çıkan bu kitabı, eşimle birlikte hazırladığımız bu kitabı muhakkak edinin. Çünkü bu anlattığımız konu orada bir ünite şeklinde karşımızda. Muhakkak ilgili bölümü, ilgili üniteyi çözelim ve bu şekilde e, bize destek olmuş olun. Muhakkak sosyal ağlarda da desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde reklamlarımızı yaparsanız daha çok kişiye ulaşırız, daha çok kişi tarafından izleniriz. Abone sayımız artar ve bu bize güç verir. Özellikle manevi anlamda e, ne kadar güçlü olursak, diri olursak, motivasyonumuz ne kadar iyi olursa o kadar çok video ile karşınıza çıkma cesareti buluruz kendimizde. Aa, bizi çok iyi dinliyorlar, iyi takip ediyorlar deriz ve bu şekilde Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hazırlıklarınızı ön hazırlığınızda yapmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 24'te 24 yapacağız birlikte. Çok güzel işler olacak.